Hayvanlar, özellikle işte muhabbet kuşları, kediler veya köpekler bazı şeyleri bizlerden önce hissedebiliyorlar mı? Doğal afetleri, örneğin depremleri. Çünkü asrın felaketinden sonra evlerinde besledikleri hayvanlar, tabii özellikle de muhabbet kuşları sayesinde enkaz altında kalmaktan kurtulanların anlatımlarını çok sık dinledik. Sosyal medyada da mutlaka görmüşsünüzdür. İşte bu hikayeler tabii muhabbet kuşlarına olan ilgiyi de arttırdı. Bu hayvanların depreme erkenden haber verdiklerini düşünenler satışları ikiye katladı. Gel beri yar, gel beri, ben severim kuşçuyu. Kuşu beni sevmezse, bak neler edem seni. Oy beni yar, oy beni, vay beni yar, vay beni. Efendim, şimdi evimizde var mı muhabbet kuşu? Var. Muhabbet kuşumuz var. Besliyoruz evimiz işte. Bir de depremin habercisi falan diyorlar. Evde bulunduruyoruz. Depremden sonra son bir aylık dönemde ciddi muhabbet kuş satışımız oldu. Konuşuyor. Çok güzel. Yaklaşık 22 senedir kuş besliyorum. Gerçekten bazı şeylerde hayvan tepki gösterebiliyor. Neden alacağım? İnsanlardan hep darbe yedim. En azından kuşlarla muhabbet etmeyi istiyorum. Düşünüyorum 4-5 tane alacağım. Renk renk muhabbet kuşları. İşte gelen bu ses depremin habercisi mi? Depremde tepki gösterdiği belirtilen, hareketleri değişen muhabbet kuşlarına ilgi son dönemde bir hayli arttı. Depremi haber verdiği benzer haberler görünce daha çok ilgilenmeye başladılar, daha çok evlerini almaya başladılar. Hemen hemen iki katı bir artış oldu. Depremden dakikalar önce haberdar olup evden bir an önce kendilerini atıp kurtulmak isteyenler de artık muhabbet kuşu beslemeye başladı. Allah bunlara da bir hidayet vermiş ki depremizde bazı hisleri uyandırabiliyor. Bazı hisleri var ama insanlar bunu bilmiyor. Kendini kafeslerin kenarlarına vesaire vuruyor. Sanki bir şeyler anlatmak istiyorlarmış gibi. Ben depremzedeyim, İstanbul'a geldim. Nerede yakalandık depremi? İskenderun'da. Hemen de muhabbet kuşu mu alalım? Evet, evet. Oradaki evde yok muydu? Var. Depremi önceden söylemedin mi? İşte onu hissedemedik, bilmiyorum. Büyük kuşların sesleri daha net çıktığı için, daha güçlü çıktığı için onları tercih ediyorlar genelde. Mesela nelerde tepki gösteriyor? 99 depremi bayağı hayvan kanatlarını bayağı böyle şiddetli çırpmaya başlayınca biz anlam veremedik. Dedim herhalde bitlendi. Ondan sonra depremde şey olunca baktım kafese vurmaya başladı. O zaman anladım ki gerçekten söylenen şeyler doğru. Peki cıvıl cıvıl öten rengarenk muhabbet kuşlarının fiyatları ne durumda? Deprem öncesinde 120 liraydık fiyatlar. Şu anda yaklaşık 150 liraya kadar dayandı. Bu taraftaki kuşlarımız yavru olduğu için bunlar 120 lira. Buradakiler büyük. Damızlık denebilecek hayvanlar. Bunlar da 150 lira. Annem 100 mü olsun dedi. Bir de ya. Son fiyat. Lira olur. 120 lira olur. Tamam 120 olsun. 120 lira diyor efendim. Tamam sıkıntı yok. İki tane ver. Burada sıkı bir pazarlık var şu an. 120 olsun, 150 olsun. Ki efendim bakımı nasıl olmalı? Muhabbet kuşlarının bakımları çok zor değil. Bu kafesini temizliyoruz. Suyunu yemini aksatmıyoruz. Taşını alıyoruz. İlaçlarını veriyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor.